Hak bir gönül verdi bana, Ademe'den hayran olur. Hak bir gönül verdi bana, Ademe'den hayran olur. Bir dem gelir şadam olur, bir dem gelir giryan olur. Bir dem sana Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin velhamdülillahi rabbil alemin. Leyl suresi Bismillahirrahmanirrahim ve leyli izâ yağşâ ve nehâri izâ tecellâ ve mâ halakat zeker vel unfâ inne sayekum leşettâ fe emmâ men a'tâ vettekâ ve saddaka bil hüsnâ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْأُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا بِتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. 92. sure olan Leyl suresi Mekke'de inmiş 21 ayettir. Leyl gece demektir. Bismillahirrahmanirrahim. Ortalığı bürüdüğü zaman geceye and olsun. Açılıp aydınlandığı zaman gündüze and olsun. Erkeği ve dişiyi yaratana and olsun ki şüphesiz sizin çabalarınız elbette çeşit çeşittir. Onun için kim elinde bulunandan verir, Allah'a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü kelime-i tevhidi tasdik ederse, biz onu en kolay olana kolayca iletiriz. Fakat kim cimrilik eder, kendini Allah'a muhtaç görmez ve en güzel sözü kelime-i tevhidi yalanlarsa, biz de onu en zor olana kolayca iletiriz. Cehenneme yuvarlandığı zaman malı ona fayda vermez. Şüphesiz bize düşen sadece doğru yolu göstermektir. Şüphesiz ahirette dünya da bizimdir. Amin. Her şey malikel mülk. Yetesarrufu fi mülki keyfi yeşâ. Mülkün sahibi o. Bismillah. Sizi alevler saçan ateşe karşı uyardım. O ateşe ancak yalanlayıp yüz çeviren en bedbaht, talihsiz kimse girer. Temizlenmek için malını hayra veren en müttaki, Allah'a karşı gelmekten en çok sakınan kimse o ateşten uzak tutulacaktır. O hiç kimseye karşılık bekleyerek iyilik yapmaz. Yaptığı iyiliği ancak Yüce Rabbinin rızasını istediği için yapar. Rivayete göre Hazreti Ebu Bekir Bilal-i Habeşi'yi efendisinden satın alıp hürriyetine kavuşturunca müşrikler, Ebu Bekir Bilal'den gördüğü bir iyilik karşılığında onu azat etti demişlerdi. Bunun üzerine bu ayet inmiş. Oysa mesela şimdiki standartlar itibarıyla çok da pahalı alıyor Hazreti Ebu Bekir. Çünkü sahibinin amacı ona eziyet etmek, onu satmak değil. Mahsus yüksek bir fiyat söylüyor ki, Hazreti Ebu Bekir onu almasın. Hazreti Ebu Bekir hiç tereddüt etmiyor. Hemen onu alıyor ve azat ediyor. Elbette kendisi de hoşnut olacaktır. Ve hoşnut olacak bir noktaya da Rabbimiz sevk etmiş oluyor. Evet, sure Leyl suresi hakkında esbab-ı nüzul ile, nüzul-i iniş sebebiyle ilgili genel bir bilgi verildikten sonra kafal burada nüzul zamanı ile ilgili genel olaraktan bu sure Hazreti Ebu Bekir ve onun Müslümanlara yaptığı infak ile Ümeyye bin Halef ve onun Allah'a inkar edişi ve cimriliği hakkında nazil olmuştur. Fakat her ne kadar bu böyle ise de surenin ihtiva ettiği hükümler bütün insanlar için genel hükümlerdir. Hak Teala sizin sayu gayretleriniz çeşit çeşittir ve ben size alevlendikçe alevlenen bir ateş hususunda uyardım. Tabi asıl saadet aslında bir sahne.
kıyamete kadar gelebilecek bütün asırlar için bir şablon durumunda. Bütün asırlar hissesini ve payını çok rahatlıkla ondan alabilir. Öyle demin de ifade ettiğimiz gibi Hazreti Ebu Bekir hakkında inmiş oluyor. Evet, farklı nüzul sebepleri. Mesela burada uzunca ifade ediliyor İbn Abbas'tan hurma ağacı tasadduk eden ve hakikaten önemli, yani Allah için bir şey vermek. Bir diğer bir ifadeyle Allah için insanların çoklukla kalacağı bir yer olan ahiret hayatına burada da aynı şekilde yatırım yapmak. Buradan da aynı şekilde göndermek. Yani ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde fani dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme. Hakikatını unutmamak lazım. Ve Cenab-ı Hak aslında tabiri caizse, ki önceki surelerin tefsirinde de, surenin tefsirinde de yaptıydım. Aslında Cenab-ı Hak kuluyla emanet olarak verdiği malına mukabil adeta tabiri caizse bir alışveriş yapıyor. İnna Allah iştara minel müminine enfusem ve emvalehum bi enne lehumul cennet. Cennet mukabilinde bize emaneten verdiğini Cenab-ı Hak bizden gerisin geriye satın alıyor. Cennet mukabilinde az bir şey değil yani. Az bir şekilde değil. Evet, burada ilk dört ayetin yine nüzulüyle ilgili olaraktan andolsun büyürüp örttüğü zaman geceye. Yine burada da ifade edildiği gibi Hazreti Ebu Bekir ile Ebu Süfyan hakkında. Farklı kanallardan gelmiş olan rivayetler, mesela burada ikincisi uzunca, yukarıda da geçmişti bir hurma ağaçları ile ilgili İbn Abbas'tan yapılan rivayette, uzunca buradan aslında durdurulup okunabilir, faydalı olacağı muhakkaktır. Ve farklı birkaç kanaldan gelen rivayetler burada zikredilmektedir. Yine 5. ve 7. ayet, elinde bulunandan verenin, Allah'a karşı gelmekten sakınanın, en güzel söz olan Allah'ın birliğini doğrulayan işlerini kolaylaştırırız. Yani bu ne demektir mefhumu muhalifiyle? Yapmayanın, ki ondan sonraki ayetlerde de onu ifade ediyor, zorlaştırırız. Hazreti Ebu Bekir'in babası Ebu Kuhafe ona, oğulcum, seni görüyorum hep zayıf, güçsüz köleleri satın alıp azat ediyorsun. Madem köle satın alıp azat edeceksin, şöyle güçlü kuvvetli köleler satın alıp azat etsen de önünde durup sana gelebilecek tehlikeleri ve kötülüklere karşı seni korusalar demişti Ebu Bekir, Hazreti Ebu Bekir babacığım. Benim bundan tek beklediğim ve istediğim Allah'ın hoşnutluğudur. Ben bununla ancak Allah katında olanları istiyorum demişti. Bize rivayet edildiğine göre Leyl 5.21 ayetleri babasının bu sözleri ve onun babasının cevabı üzerine nazil olmuştu. Yani başta da ifade ettiğimiz gibi Hazreti Ebu Bekir'in hakikaten özellikle Bilal-i Habeşi'yi böylece köle alıp da satmış olmasından dolayı bu ayet-i kerime nüzul etmiş olmakta. Ve diğer rivayetler de burada aynı şekilde ifade ediliyor. Mesela burada İmam Ahmet İbni Hanbel der ki bize Ali İbni Ayyaş Talha İbni Abdullah'tan nakletti. Ona da babası Abdurrahman nakletmiş ve demiş ki babamın şöyle dediğini duydum. Resulullah Aleyhisselam'a dedim ki biz bitirilmiş bir şey için mi çalışalım yoksa başlanmak üzere olan bir şey için mi? Resulullah buyurdu ki bitirilmiş bir şey için. Ben dedim ki ey Allah'ın Resulü, o zaman amel neye? Yani bir cebir mi var? Nasıl olsa bunu toplumda da zaten duyuyoruz ya. Nasıl olsa yazılmışsa kaderim, o zaman ben niye yapayım? Ama işin ruhu bu. Herkese yaratıldığı şey kolaylaştırılmıştır. Bir de ilim maluma tabidir. Bunu ben genişçe detaylı bir şekilde tespitler.com adlı sitemde orada uzunca onu anlattım. Kader konusunda hem görüntülü olaraktan hem yazılı olaraktan orada genişçe anlattım. Oradan da inşallah istifade edilebilir. Yani muhtelif konularda mesela cennet, cehennem gibi vesaire, burada geçen insan gibi vesaire konularda geniş ve detaylı bir şekilde ele aldım. Mesela burada kader konusuyla ilgili olaraktan genişçe hem görüntülü, çünkü bu kader meselesi yani İslam ümmetini asırlardır hakikaten meşgul etmiş bir mesele. Çözümü zor ama hakikaten bazı misaller ve örnekler ile ilgili hem görüntülü dediğim gibi hem yazılı olaraktan onlarca o konuda farklı çalışmalarda bulundum. Burada ilim maluma tabidir. Yani işin özeti şu, Allah bildiği için biz yapmıyoruz. Belki bizim yapacağımızı ezeli ve sonsuz ilmiyle bildiğinden dolayı yazmıştır. Tıpkı ne gibi? Öğretmenin öğrencinin durumunu önceden bilip, çok iyi bilip de aynı şekilde onun yazılı yapmadan önce notunu aynen yazması gibi. Yazılı yaptığında da aynı notu alması.
Böylece öğretmen yazdığı için öğrenci o notu almıyor. Öğrencinin o notu alacağını öğretmen bildiği içindir ki yazmıştır. Böylece öğretmen öğrenciye uyuyor. Yani öğrenci kaç alırsa öğretmen onu yazmış oluyor. Yani kul ne yaparsa Allah onu yazmış oluyor. Fark nedir? Allah ezeli ve sonsuz ilmiyle her şeyi bildiği içindir ki, zatı gibi sıfatları da her şeyi kuşattığı gibi ilmi de bunlar içerisinde, Allah sadece ne yapmış oluyor? Kulun ne yapacağını önceden bilmiş olmasından dolayı yazıyor. Yoksa Allah yazdığı için kul yapıyor değil. Ve bununla ilgili, nüzulüyle ilgili farklı rivayetlerden, kanallardan gelen beyan. Yine 8-10 arası ama kim de cimrilik eder ve kendini müstahni sayarsa ve o en güzeli yalanlarsa biz de ona en güç olanı kolaylaştırırız. Yani aslında işini güçleştiririz manası malum. Burada Dahhak'ın rivayetine göre İbn Abbas radıyallahu anh bu ayet-i kerimelerin Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı ve ondan önceki peygamberleri inkar eden Ümeyye bin Halef ve benzerleri hakkında nazil olmuş. 15 ve 16 en bedbahtan başkası boylamaz orayı ki o yalanladı ve yüz çevirdi. Aynen burada ifade ettiği gibi Übey bin Halef. Bunlar Mekke'nin terörist başları As bin Vail, Ebu Cehil. Bunlar baş teröristler Mekke'de. Evet. 17-21 arası en çok sakınan ondan uzak tutulur şeklinde. Burada da bunun nüzulüyle ilgili İbni Zübeyir minberdeyken onu işiten kimse şöyle dediğini söylüyor. Ebu Bekir zayıf köleleri satın alıp salıveriyordu. Babası Ebu Bekir'e dedi ki oğlum keşke sen sırtını koruyacak kimseleri satın alıp da salıversen. O da dedi ki ben sırtımın müdafasını murat etmiyorum. Bunun üzerine ayet-i kerime nazil olmuş oldu. Yani malum böylece genel olarak Hazreti Ebu Bekir'in yapmış olduğu bu feragat, bu fedakarlık, bu gayret, bu cevvaliyet neticesinde epey de farklı kanallardan gelen nüzuller var. Onun için inmiş olduğu burada anlaşılmış olmaktadır. Evet, ayet-i kerimede yine genel bir tefsirlerde geldiği üzere surenin faziletiyle ilgili Efendimiz buyuruyor. Her kim Leyl suresini okursa Allah ona razı olacağı kadar mükafat verir. Ve tefsirlerde bu konuyla ilgili geniş detaylı bilgi verilmektedir. Evet, yine Allah Resulü kim bir köleyi azat ederse Allah da onu cehennemden azat eder. Yani böyle büyük bir müjde. Hazreti Ebu Bekir gibi bunu müdrik olan bir insan yapmaz mı gerçekten? Bunun işine, şuuruna, bilincine varmış olan bir insan. Bu ayetin genel nüzul sebebiyle ilgili ve konu ve muhtevasıyla ilgili olarak da önceki surelerle olan münasebeti ele alınmış olmaktadır. Bu 6 sayfalık sure hakkında genel bilgi. Evet, ayetlerin tahliline gelince andolsun ki büryen geceye ağardığı zaman gündüze. Soru cevap olarak bu konu ele alınırken bu surede gece gündüzden önce zikredildiği halde hikmetine yani. Onu açıp ortaya çıkardığında gündüze, onu sardığında geceye yemin olsun ayetlerin geçtiği Şems suresinde gündüzün geceden önce alınması. Yani arasındaki farktaki hikmet nedir? Çözüm geceye yeminle başlayan Leyl suresi Şems suresinden önce nazil olmuştur. O sırada henüz inkar atmosferi tamamıyla çözülüp dağılmamış ve İslam nuru halen her tarafa yayılmamıştı. Dünya gece karanlığını andırıyordu. Müminlerin sayısı da az idi. Bu nedenle o sırada nazil olan sure geceye yemin ile başladı. Şems suresi nazil olurken İslam nuru dünyayı kaplamıştı. Bu nedenle gündüze yemin öne çıkmış oldu. Böyle bir yorum ve izah yapılmaktadır. Evet, yine birinci ayeti kerimede burada edebi sanatlar da Kur'an'da nazara verilmektedir. İz ve izah gibi. Zamanı ifade etmiş oluyor. Mevsul isme benzediğinden mebnidir. Ki zaten biz bunu gramer tahlilinde de ifade ediyoruz. Geçmiş zaman dilimlerinden belirli birine işaret etmediğinden müphemdir. Yani kapalılık ifade ediyor. Kendinden sonra gelen cümle ibhamını izale etmiş oluyor. Ortadan kaldırmış oluyor. Burada da yine izada zaman zarflarındandır. İz, mazi zaman ifade ettiği halde iza gelecek zamanda ifade eder. İsmi mevsule benzediği için ellezi gibi bazen m'de o ma da ism mevsul şeklinde geliyor. İstikbal mevsule benzediği ve istikbal ifade ettiğinden müphemdir, mebnidir. Yani onda da bu manada bir kapalılık olayı var. Bunun bu şekildeki bir izahı. Evet, bu ayet-i kerimeyi Bediüzzaman Hazretleri de 11. ders başlığında Risale-i Nur'da Nur'un ilk kapısı 84. sayfasında ve devamında bu ayetin tefsirini yapmış olmaktadır. Ve devamı ile ilgili
Böylece sayfalarda uzunca bunu ele almış olmaktadır. Ta 92 devam ediyor aynı şekilde. Evet. Yani toplam 10 sayfa olaraktan 97 ve 98. sayfaya kadar bu ayet-i kerimenin genel tefsirini yapmaktadır. Oradan inşallah bakılıp geniş bir zaman içerisinde tefekkür ve tezekkür edilebilir. Evet, karanlığıyla dünyayı, yer küreyi örttüğünde, varlıkları ve yaratıkları sarmalayıp gizlediğinde geceye andolsun. Bir öncekilerinde de zaten hep kasem ile, yemin ile Cenab-ı Hak birçok şeyi ifade ediyor. Orada da detaylı ifade etmişti. Kur'an'da kasemat-ı Kur'aniye diye ifade edilen Cenab-ı Hakk'ın bazı şeyleri yemin etmiş olması, bir yandan nazarları ona çevirmek için, bir yandan da sürekli iç içe olduğumuz o şeylere karşı bizde bir ülfet meydana geliyor, ünsiyet meydana geliyor. Artık tabiri caizse göz kör oluyor veya görüyor anlamıyor, bakıyor göremiyor, idrak edemiyor, önemini ve kıymetini anlayamadığından dolayı adeta üstündeki o ülfet perdesini açıp alışkanlık durumunu kaldırıp ibretle bakmak için Cenab-ı Hak sürekli o şeylere ve onların kutsiyetine yemin ediyor. Ve onların hayatımızdaki önemini de nazara vermiş oluyor. Ve nahari izâ tecellâ, açılıp aydınlandığı parlak nuruyla varlıkları ve dünyayı aydınlattığında gündüze yemin olsun. Ve bunların ehemmiyetini anlamak için bir anlık bunların olmadığını düşündüğünüzde aslında çok daha açık ve net olarak anlaşılır. Yani bir anlık güneşin, gecenin değil mi, ayın, hakeza, bulutların vesaire olmadığını düşündüğümüzde, yani bunların ne kadar hayati bir fonksiyon icra ettiklerini insan daha iyi anlar. Üçüncü ayette erkek ve dişi cinslerini adi, hakir, basit ve değersiz bir su olan meniden yaratana ve yaratılış şekline and olsun. Min ma'in dafik diyor. İnsanın yaratılışıyla ilgili, yani atılmış bir damla sudan o insanı yarattı. Hakikaten çok ehemmiyetli olduğu için bununla ilgili olaraktan özellikle uzunca durdum. Tespitler.com adlı sitemde de bunu hem video olarak çektim, görüntülü olarak, hem de onlarca insan ile, ilk insan Adem'den tutunuz da ondan sonraki insanların ve devamında da aynı şekilde bu konu ele alınmış olmaktadır. İnsan konusu, insanı değişik şekillerde de ele aldım. İnşallah oradan da istifade edilebilir. Evet, ve üçüncü ayeti kerimede burada yardımcı edat olan ma edatı bazen olumsuz, bazen ellezi ismi mevsul manasında gelmekle birlikte Kur'an-ı Kerim'de 7 farklı şekilde tefsir edilir. Her birileriyle ilgili birkaç ayet var. La olumsuzluk edatı leyse manasına, yoktur manasına gelir. Ellezi o ki, o şeyler ki, burada ismi mevsul manasına, ki ayette bu manadadır. Eyyu hangi şey, ne? 5. Lem muzari fiilin başına gelen olumsuzluk bildiren edattır. Kelamda ayrıca anlamı olmayan bir sıla ulama edatı, ki bunun Kur'an tefsirinde belli bir esası yoktur. Ve 7. olarak benzetme edatı olan kema gibi manalara gelmiş olmaktadır. Ma edatının gelmiş olduğu, kullanılmış olduğu yerler itibarıyla. Evet, ve 4. ayeti kerimede inne sa'yakum leşetta. Ey insanlar, çabalar çeşit çeşit. Şetta, ayrı, farklı, muhtelif. Yani her leyselil insan illa masa. İnsanın çalışmasından başka bir şey yok. Yani insan, her bir insan kabiliyeti, istidadı, pozisyonu farklı farklı olduğu içindir ki çalışmalarda o nispetle farklılık arz etmiş olmakta, değişiklik arz etmiş olmaktadır. Ayet-i kerimede sağ geçmişti. Koşmak manasına olmakla birlikte çalışmayı da ifade eder. Hızlı yürümek, koşmanın bir alt derecesini ifade eder. Bu kelime ister hayır ister şer olsun, bir konuda gayret sarf etmek, koşturmak, koşturmaca içerisinde bulunmak gibi manalara gelir. Sizin çabalarınız çeşit çeşittir, muhteliftir. Kur'an-ı Kerim'de ise 3 manada tefsir edildi sağ ifadesi. Yürümek manasına, ki her biriyle ilgili birkaç tane ayet var. Amel, çalışma ve iş manasına, ki burada o manaya gelmektedir. Bir de yes'a lafzı ile hayır veya şerde süratle gitmek, koşmak anlamında kullanılmış olmaktadır. 3 farklı şekilde leyse buradaki sağ ifadesi, yani koşmak manasına, çalışmak manasına. Evet, Rablerine suçlu olarak gelen bilsin ki cehennem onun içindir. Orada ne ölür ne yaşar. Rablerine inanmış ve yararlı iş yaparak gelenlere, işte onlara en üstün dereceler, işlerinden ırmaklar akan, içinde temelli kalacakları adın cennetleri vardır. Bu arınanların mükafatıdır. Taha 74-76. Yine, yoksa kötülük işleyen kimseler ölümlerinde ve diriliklerinde kendilerine inanıp yararlı iş işleyen kimseler ile bir mi tutacağımızı sandılar?
ne kötü hüküm veriyorlar. Câsiye 21. Onun içindir ki biline cennet ucuz değil, cehennem lüzumsuz değil. Çok şeyler var ki insan iyi ki cehennem var diyor gerçekten. Demek ki insanların çalışmalarının farklı farklı olması, amellerinin, işlerinin, aslında kabiliyetlerinin, burada soru cevap olarak bu konu ele almış. Çünkü kabiliyet farklı olunca ister istemez iş de farklı oluyor. Mesela çok dikkatimi çekiyor, öğrencilere de bazen onu ifade ediyorum. Adam tıp fakültesini bitiriyor, doktorluk yapmıyor, yazarlık yapıyor. Buna mümasil toplumda çok var mesela. Şetta kelimesi ayrı, farklı, değişik manalarına gelmiş olmaktadır. Onun geldiği manalar ve ilgili ayet-i kerimeler de burada izah babında ele alınmış olmaktadır. Evet ve 5. ayeti kerimede 5 ve 6'da hüsna kelimesi, bu aslında mübalağalı ismi fail, abartılı derecede çok güzel olan manasınadır. Ondan dolayı hüsna deyince aslında ilk akla genelde cennet gelmiş oluyor. Yani tüm güzellikleri içerisinde barındırması sebebiyle. Ancak Kur'an-ı Kerim'de güzel sevap, yani cennet manasına gelen bu hüsna 4 farklı şekilde de kullanılıyor. Cennet manasına, oğullar manasına, hayır manasına ve kelime-i tevhid manasına kullanılmış, bu manalara gelmiş olmaktadır. Burada da kelime-i tevhid manasında bu ayette kullanılmış olmaktadır. Hüsna kelimesinin kullanıldığı yerler itibarıyla. Evet, 5. ayet-i kerimede malını فَاَمَّا مَنْ اَعْتَى وَاتَّقَى malını Allah yolunda harcayan, fakirin ve yoksulun hakkını veren, Allah'ın emirlerine karşı gelmekten korkup sakınan kimseye gelince işte onun için hüsna vardır. İşte onun için bir cennet vardır. İşte onun için bir mükafat, bir ziyadelik, bir fazlalık vardır diye onların ödüllendirileceğini Rabbimiz ifade ve beyan etmekte. İşte hüsna konusunda burada demin saymış olduğumuz, burada biraz daha açarak ben hüsna kelimesinin geldiği manalar ifade edilmektedir. Muhsinlere, yani iyi davrananlara daima daha iyisi ve üstünü verilir. Onların yüzlerine ne bir karanlık ne de zillet bulaşır. İşte onlar cennetliklerdir, orada temelli kalırlar. Yani ihsan ve iyilikte, güzellikte ve yardımda, takvada bulunan insanların ödüllendireceğini her vesileyle Rabbimiz ifade ediyor. Allah'a ve malını Allah yolunda infak eden müttakiler için hazırladığı cennete kavuşacağına kesin olarak inanan kimseye gelince ne yapıyor? وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ahireti, cenneti, Allah'ı bunları tasdik ediyor, onaylıyor. Yani Hazreti Ebu Bekir'i sıddık gibi, sadakat içerisinde, daha da ötesinde sıddık içerisinde. Onun için güzel bir ifade var. İnsana sadakat yaraşır, görse de ikrah, doğruların yardımcısıdır Hazreti Allah. Evet, insana hakikaten zorluk da görse elbette ki sadakat yaraşır. Evet, bu çeşit çalışmanın kolay yol. Yani demek ki Allah kendisi için çalışanların yolunu müyesser kılacak, yolunu açacak. Yolunu kolay bir şekilde kılacak. Yani bu aynı zamanda cennete kadar giden yolunu Cenab-ı Hak müyesser kılacak. Onu hayırlı yöne yöneltir ve onu da başarılı kılarız. Bunlar cenneti ve Allah'ın rızasını kazanırlar. Bir önceki surelerde de ifade ediyordu. Ve biz ona hayrı فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا yani hem fucuru, günahı hem de takvayı, yani bu iyi olan insana da cennete gidecek yolları ona ilham ederiz buyuruyor Cenab-ı Hak. Bununla ilgili yine tefsirlerde çıkarttığımız kadın erkek, inanmış olarak kim iyi iş işlerse ona hoş bir hayat yaşatacağız. Ecirlerini yaptıklarından daha güzeliyle ödeyeceğiz. Nahil 97. İnanıp yararlı iş işleyenleri Rahman sevgili kılacaktır. Meryem 96. Amel defteri kendisine sağından verilen kimse kolay geçireceği bir hesaba çekilir ve arkadaşlarının yanına sevinçle döner. İnşikak 8-9. Rabbim öyle etsin. Asan, yüsür ve kolay eylesin inşallah. Çünkü kaçınılmaz bir gerçek, bu hesap, bu sorgu, bu muhasebe ister istemez var. Ama malını cimrilik edip hayır yollarında harcamayan, kendisini Allah'tan müstağni görüp, yani ihtiyacım yok, ben zenginim zaten, başkasına muhtaç değilim diye ihtiyaç duymayıp, Allah'ın azabından sakınmayan, onun rızasını kazanacak ameller işlemeyen kimseye gelince, Kur'an-ı Kerim'de ve Efendimiz'in hadislerinde hep cömert olan insanlar övülürken, cimri olan insanlar da yerilmektedir. Bir hadis, çok ibretli. Cenab-ı Hak, Efendimiz o konuda şöyle buyuruyor. Efendimiz, cömert ve cimri olan kimse ile ilgili olarak, Es-sahiyyü,
Habibullah velev kâne fâsikan, el-bakhilu adubullah velev kâne fâsikan. Yani el-bakhilu adubullah. Cimri olan insan Allah'ın düşmanıdır. Velev kâne sârihen. İyi bir insan da olsa. Ama cömerte gelince es-sahiyyu habibullah, cömert olan insan Allah'ın dostudur. Velev kâne fâsikan. Günahkar bile olsa. Es-sahiyyu habibullah velev kâne fasikan, el-bakhilu adubullah velev kâne sârihen. Yani hakikaten ondan dolayı Cenab-ı Hak buradaki olduğu gibi cimri olan insanı yererken Efendimiz de aynı şekilde cömert olan insanı müjdeliyor. Rabbimiz de onu müjdelemektedir. Cömert cennettedir denilmekte. Buhul ile nefsin cimrilik, nekeslik, hasislik dediğimiz hırs ve kıskançlık huyu, buhul. Yani bu manada cimrilik yapmış olmak. Yani kendisi egoist yani, nefisperest. Sadece ve sadece kendisini düşünüp başkalarını diğer gam deyip, başkalarını düşünen tipte bir insan değil. Yine 8'de 11 ayetleri istina, zenginlik ve herhangi bir şeye ihtiyaç duymamak anlamına gelir. Gına kökünden türemiştir. Aslında istina, cimri olan insan değil de tasavvufta istina, Allah'a insan her an muhtaç olup da insanlara el açmayan insan, müstağni insan, üstün bir insandır. O insan da övülmüş bir insandır. Yani haşa Allah'a ihtiyaç duyma değil, duymama değil. Her an Allah'a muhtaç. Ve Allah ile her an beraber. Ama başkalarına tenezzül etmiyor, temayül etmiyor, ihtiyaç duymuyor. İhtiyacını kısacası Allah'a arz etmiş oluyor. Burada size bir kısa anlatayım, yaşanmış bir olay. Eski zamanların birisinde bu cimrilik istina ile de geldi. Adamın birisi bir beldeden bir başka beldeye gidiyor. Gece vakti tabii yabancısı oldu o beldenin yerin böyle etrafa sağa sola bakıyor. O sırada meğer o günde orada bir kişi öldürülmüş. Katil aranıyor. Bu adam da etrafa bakınca, bir de yabancı olunca o zamanki bekçiler, polisler bu adamı apar topar yakaladıkları gibi adam daha şöyle böyle kendisini anlatana kadar bunu içeri atıyorlar. Tabii sözü para etmeyince, dinlenilmeyince hapishanede kendi kendine konuşuyor, düşünüyor, ağlamaya başlıyor. O sırada o beldenin yöneticisi, şimdiki adıyla valisi, gece yatarken birdenbire koltuğu, valilik koltuğu fırıldak gibi dönmeye başlıyor. Bunun üzerine adam yatağından fırlıyor. La havle ve la kuvvete diyor, gene yatıyor. Bir, iki, üç, dört, birkaç kere bu oluyor. Altıncısı yine yatağından kanter içerisinde fırlıyor. Korku içerisinde oturduğu koltuğu fırıldak gibi. Ve neticesi o zamanki güvenlik birimlerine, amire soruyor. Ne oldu, bir olay oldu mu diyor. Evet efendim diyor, bir adam öldürme olayı vardı. Failini yakaladık içeride. Ne yapıyor? Vallahi ben yapmadım diyor. Tabii suçlular suçunu şey yapmaz. İçeride ağlıyor. Yahu diyor bu işi bir iyi bir araştırın diyor. İyi bir araştırın diyor. Ve neticede iyi bir araştırıyorlar ki hakikaten adam yapmamış. Suçsuz. Ve tabii vali gene yatıyor yedincisinde de koltuğu fırıldak gibi dönüyor. Ve bunun üzerine kesin haber gelince kalkıyor adamın yanına gidiyor. Ve masum olduğu anlaşılıp adamdan özür dilendikten sonra serbest bırakılacağı sırada vali diyor ki evladım diyor bir daha bu benim memleketime geldiğinde diyor eğer bir sıkıntın başım dararırsa diyor sıkıntıya düşersen beni ara oldum yavrum diyor. Bak diyor sen ne yaptığının farkında mısın diyor. Ne yaptım efendim ağlıyordum diyor. Hiç yardımcım kimsem olmadığı için Allah'a yönelmiştim. Ondan istiyordum, ona yalvarıyordum. Çünkü bütün kapılar bana kapandı. Ama yaptığın iş ne biliyor musun oğlum diyor. Beni yatağımdan 7 kere fırıldak gibi koltuğumu döndürerekten kantar içerisinde yataktan fırladım. Bir daha böyle oldu mu benim yanıma gel oğlum. Ben sana yardımcı olurum diyor. Hayır efendim gelmem diyor. Niye? Çünkü diyor benim gibi bir insan için diyor. Bu memleketin valisinin koltuğunu 7 defa fırıldak gibi döndüren bir Rabbim varken ben sana niye geleyim efendim? Ben yine ona müracaat ederim. İşte istina budur. Yani her şeyin gerçek sahibi olan Allah'a yönelmek. Ona ihtiyacını, arzusunu, isteğini ona arz etmektir. Evet ve kezzebe bil hüsna. Yine o hüsnayı, cenneti, tevhidi, Allah'ı, kelime-i tevhidi, cenneti ve Allah'ın müttakiler için hazırladığı oradaki nimetleri inkar eden insanlara gelince burada da müfessirlerin bu konuyu genişçe farklı şekildeki ifadeleri de aynı şekilde ele alınmış olmaktadır. Ve 10. ayette
O ise onu Allah'ın sevmediği cehenneme götürecek kötü, meşakkatli, sıkıntılı ve helak edici bir yola yöneltir. Ona bu yolu kolaylaştırırız. Fesem yessiruhu lil usra. Allah bu kimseleri de batıl yola iletir. Yani o günahkar durumda olan insanları da Cenab-ı Hak böylece usur, yani zor. Bunun böylece onun, yani cehenneme giden yolu böylece ona kolaylaştırılmış olur, cehennemlik olan insana. İyi olan insana da bu manada cennetin yolu da kolaylaştırılmış olur. Evet, bu yolun zor olmasının anlamı ile ilgili, bu yolda yürüyen maddi menfaat, dünyevi lezzet ve bu dünyanın zahiri başarılarına tamah ederek bu yola girmiş olur. Yani cimridir, bu dünyanın malını, menfaatini ister. Bununla ilgili burada ayetler de ele alınmaktadır. Yani kısacası Rabbisinden kaçan, firar eden insanı da elbette Cenab-ı Hak o şekilde, layık olduğu şekilde de onu yönlendirmiş, oraya sevk etmiş olacaktır. Onun için Cenab-ı Hak böylece bu mukaddes şeylere yemin ederken böylece nazarı, böylece kendi kudretine, azametine, büyüklüğüne, birliğine çevirerekten bunları düşünmesi, hayatı o noktadan bakmasını istiyor. Gerilediğinde malı kendisine fayda vermez. Çünkü gidenler insan, hiçbir kimse ne tapusunu beraber, çorabını bile götüremiyor. En güzel sevdiği şeyi bile götüremiyor. Teredda yok olmak manasına, reda kökünden gelmiş olmaktadır. Öyle. Yani bütün belki 7 sülalesine yetecek mal kazanıyor ama hiçbirisini yanında alıp da kendisiyle beraber götürmüyor. Hepsini de maalesef burada bırakıp öyle gidiyor. Yine burada reddede ifadesinin anlamları, onu benimle birlikte beni doğrulayan bir yardımcı olarak gönder gibi, demin onları reddede, reddetme manasında da o aşağıya doğru yuvarlanırken malı kendisine hiç fayda vermez. Yani kendisini o böyle cehennemden alıkoyup da kurtarmaz. Bir mani engel, sed oluşturmaz. 12. ayet-i kerimede, yani insanı Halik-i Allah, hikmet, adalet ve merhameti dolayısıyla insanı dünyada habersiz bırakmayı, doğru yolun hangisi, yanlış yolunda hangisi olduğunu bildirmeyi, iyiliğin ve kötülüğün ne olduğunu, haram ve helalin neler olduğunu, hangi yolu izlenirse Allah'a itaatkar kul olunacağı, hangi yol izlenirse asi olunacağını insanı bildirmeyi üzerine almıştır. Aynı konunun Nahl suresi 9. ayette de yolu doğrultmak Allah'a aittir. Ama ondan sapan da var. Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi. İmtihan gereği, daha önceki ayetlerde de geçin, necdeyin diyor. İki göz vermedik mi? Bir dil, iki dudak vermedik mi? İki kulak vermedik mi? İki de yol göstermedik mi? Öyle. Yani cennet ve cehenneme giden Cenab-ı Hak yolları gösteriyor. Dileyen iman etsin, dileyen etmesin. Şüphesiz bize düşen yol göstermektir. Onun için yine demin de ifade ettim. Cenab-ı Hak biz ona takvayı da fucuru da, iyiliği de kötülüğü de, yani cennete giden yolu da ilham ediyoruz, duyuruyoruz onu isteyene. Yani cehenneme giden kişi de böylece o yolu kendi iradesiyle tercih etmiş oluyor. Kehf 29'da de ki gerçek hidayet Rabbinizdendir. Dileyen inansın, dileyen inkar etsin. Yani inanmaya dilerse hidayet Allah'tan. Aynı zamanda küfrü isterse onu da yaratan Allah. Yani hidayeti de dalaleti de yaratan Allah, ancak isteyen kulun kendisidir. İsteyip arzu eden kuldur. Kesinlikle doğru yolu göstermek bize aittir. Burada soru cevap olaraktan bu konu ele alınmış. Ayette hidayetin Allah'a ait olduğu belirtilmişken, Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez buradaki ayetlerde. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Allah inkarcı bir topluluğu nasıl hidayete erdirsin? Benzeri ayetlerde de Allah'ın bazı insanları hidayete erdirmediği belirtilmektedir. Cevap olarak ilk ayette Allah Teala insanların sapmamaları için kendilerine hidayet yolunu gösterdiğini belirtmiştir. O yola koyulmak hidayettir. Ancak insan iradesini hidayet için kullanmazsa Allah ikrah ve cebren kimseyi hidayete erdirmez. Ayetlerde geçtiği gibi iradeleriyle zulüm, isyan ve küfrü tercih edenleri Allah iradeleriyle baş başa bırakır. Yani aslında tabii ister istemez bazı şeyler geliyor, dayanıyor, kader konusu içerisinde oturmuş oluyor. Onun içindir ki ben de bu manada kader ile ilgili olaraktan görsel, kaderin hem rızık yönü, hem insanın şakî, eşkıya, iyi, güzel olması, hidayette, dalalette,
Müslüman bir ailenin orada gelmesi, gayrimüslimin orada gelmesi, musibetler, belalar. Çünkü kaderin çok yönü olduğu içindir ki kaderi bütün yönleriyle irdeleyerek aslında ele aldım. Tek bir noktadan mesele anlaşılamaz. Kadere tek bir noktadan bakıldığı zaman anlaşılmaz. Onun için kaderin gerçek manasını Rabbimizin bilmiş olması sebebi tabiri caizse manzara âlâ. Olaya yukarıdan bakıyor, üstten bakıyor. Bütün yönleriyle. Ama onun için kader tahterevalli demişim, denge. Çünkü olaya bütün yönleriyle bakarak değerlendirmek. Yani biz olayın bir yönüne bakıyoruz. Perdenin ön yüzüne bakıyoruz. Veya bize bakan tarafına bakıyoruz. Öbür tarafından haberimiz yok ki. Haberimiz olmadığı için Allah korusun isyan ediyoruz. Niye bu böyle, niye şu şöyle, haşa Allah niye bunu böyle yapmış diye sanki hesap sorarcasına isyan duruma insan girebiliyor. Evet, 13. ayette de Cenab-ı Hak iyiliği de, kötülüğü de, hayrı da, şerri de, nitekim buradaki ayetlerde de var, hepsini gösteriyor. Kula ilham ediyor, hayrı da, şerri de. Burada kul, direktmen tercih kendisine aittir. Gerçekten son da, ilk de bizimdir. Yani ilk de, son da hepsi Allah. Çünkü ilkin ilki, hüvel evvelu vel ahiru vel zahiru vel batin, Haşr suresinde zikredildiği gibi, Allah her şeyin ilkin ilkidir de, sonun sonudur da. Gerçekten son da O'nundur, ilk de O'nundur. Yani dünyadakiler de, ahirettekiler de bizimdir. Her ikisinde de dilediğimiz şekilde tasarruf yetkisi bize aittir. Yarattıklarımızdan dilediğimize onlardan verir, dilediğimize vermeyiz. Bu da işin mesela diğer yönü. Kimisi daha önce de ifade ettim. Mesela kimisine Cenab-ı Hak Süleyman ve Zülkarneyn gibi o vererek onları imtihan ediyor. Nitekim Eyyub Aleyhisselam'da da alarak onu imtihan ediyor. İnsanlar için de öyle. Kimisi için vererek, kimisi için alarak. Ve ahiret, yani bir öteki alem, bir sonraki alem, ahiret diğeri manasına. Sözlük olarak 5 şekilde Kur'an'da tefsir edilir. Her biriyle ilgili birkaç mana var. Kıyamet kalkış, ki burada o manaya, cennet, cehennem, kabir, ahir ve son ve sonuncu gibi manalara gelmektedir. Ahiret konusu da tabii başlı başına bir mesele olduğu için ister istemez bunları geniş ve detaylı bir şekilde, yani bu da nereden başlıyor? Ölümle beraber başlıyor. Kıyametin alametleri, kıyametin kopması, öldükten sonra hesap, sorgu, sual ve ahiret ahvali. Öldükten sonra başlayan, cennet, cehennem ile başlayan uzun hayat, bir sonraki hayat. İşte bahir olan insanda, fücur içerisinde olan insanda ve cömert ile takva sahibi olan insanda böylece Cenab-ı Hakk'ın huzurunda ahirette hesap görecektir. 14. ayette leza geçmişti. Dumansız ve katıksız ateş anlamına cehennem adı olarak Kur'an'da geçmektedir. Yani size alevler saçan telezza, ateşle uyardım. Yani cehennemle uyardım. Cehennemle de ilgili olaraktan mesela geniş, detaylı, genişçe o konuyu da aslında ele aldım. Cehennem konusu, öldükten sonra insanın karşılaşacağı, göreceği her türlü durum, neticede insan onu elbette karşılık olaraktan görmüş olacaktır. Evet, cehennem ile ilgili de yine tabii bu sitemde de onunla ilgili genişçe hem cennet hem cehennem olaraktan genişçe mevcuttur. İnşallah buradan da istifade. Hem video olarak, görüntülü olarak hem de yazılı olarak onlarca bu konuda bilgi, belgeye inşallah ulaşılabilir. İşte lezza, orada da cehennemin farklı isimlerinden aslında birisi olmuş olmaktadır. Cehennem bir ismi yani. İşte bakın, sizi alevli bir ateşte korkutarak uyardım. Enzertkum nar telezza. Alevli bir ateş. Sizi korkuttum ateş, alevli bir ateşle. Ey kafirler topluluğu. Ben sizi tutuşturulmuş, alev alev yanan, köpürdükçe köpüren, aşırı derecede kızgın ve kavurucu cehennem ateşine karşı korkutarak uyardım. Dünyadayken Rabbinize karşı isyan etmekten ve onu inkar etmekten kaçının. Aksi halde ahirette o ateşe girersiniz. Telezza. Rabbim muhafaza eylesin. O ateşten, o ateşin dehşetinden muhafaza eylesin. Şakî eşkıya manasında, yani o ateşin kızgınlığını ancak sapıklık, azgınlık ve şaşkınlıkta ileri derecede olan bedbaht kafirler tadacaktır. Aşırı derecede eşkıya, şakî, haddi aşmış, kafir, küfür içerisinde olan insan oraya girecektir. Evet, 16. ayet-i kerimede hakkı yalanlayan ve ondan yüz çeviren, ne yaptı o? Hakkı yalanladı ve tuttu ondan da yüz çevirdi. Bu manada Efendimizin hadisleri de burada ele alınmaktadır.
Evet yani inkar edip küfür içerisinde olup hak ve hakikat açık ve net iken onu gördüğü halde inkar eden o da cehennemdedir. Canip, cenebe ifadesi insanın bir organı manasında gelmiş olmaktadır. Taraf, yön gibi manalara yan. Burada da bunun genişçe izahı. En çok korkan ondan uzak durur. O ki malını Allah rızası için arınır yüceltir. İçtinab etmek, ya kaçınmak. Hep aynı kökten gelmiş oluyor. O ne yapar? Arınır. Yani ondan kaçınır. O cimrilikten vesaire günahlardan kaçınan insanları da Cenab-ı Hak övmüş, onlardan da övgüyle bahsetmiş oluyor. Evet, bu alev alev yanan kızgın ateşe girmekten mümin, müttaki, şirk, küfür ve günahtan arınmış. Kimseler, yani takî, müttaki, müttaki de takvada o daha ziyade sevap işlemekten ziyade günah işlememektir. Aslında insan sevap işlemese de, günah işlememiş olsa bile yine temiz kalır. İşin özeti şu. Yani mesele temizlenmek değil. Önemli olan temizlenmek değil. Önemli olan kirlenmemektir. İşte takvada bu var. Takvada temizlenmekten ziyade kirlenmemek vardır. Yani kirlenmese insan zaten temizdir. Aynen ne gibi? Dünyaya gelen çocuk temizdir. Ya o halini, temiz halini muhafaza etmiş, korumuş olsa, o şekilde dünyadan gitmiş gitse mesele değil, problem değil. Direktmen cennete gidecektir. Ama problem işte günahtan sakınmayı Cenab-ı Hak şey yapmak suretiyle, yani kendinizi ondan sakındırın. Yani sevap onlar ikinci, üçüncü akabinde gelebilecek durum. Birinci derecede esas olan kirlenmemektir, günah işlememek, takva içerisinde bulunmaktır. İşte o kişi ki o malını vererek temizlenip arınır. Yani birçok yön var. Tevbe istiğfardan tutunuz da, ibadetten, taattan tutunuz da, sadaka vermekten, zekat vermekten, yani Allah yolunda tasaddukta bulunmaya kadar bütün bunlar arınma ve temizlenme sebebi. Ahad ifadesi bir ve tek manasına, eşsiz manasına. Bu da Kur'an'da üç şekilde tefsir edilir. Bununla Allah vasfedilmiştir. İki, Nebi kastedilmiştir. Üç, Mevla. Azatlı köle olduğu esnada Bilal kastedilmiştir ki burada o mana ele alınmaktadır. Hazreti Ebu Bekir'in onu azat etmesi olayı. İşte onun yanında hiç kimsenin karşılığı verilecek bir nimeti yoktur. Yani Hazreti Ebu Bekir'in o yaptığı iyiliğinin karşılığı dünyada verilecek olsa dünyada o ödenemez. Ancak Allah onun karşılığını büyük bir mükafat olaraktan ona verecektir. İşte bu kimse. Mallarını yapılan bir kısım iyilikler karşılığında harcamış değildir. Onun yüce ve büyük olan Rabbin rızasını kazanmaktan ve ahirette Rabbin yüzüne bakmaktan başka bir hedefi ve gayesi yoktur. Zaten amellerde esas olan ihlastır. İhlası bir dirhem amel, batmanlarcasına racihtir, üstündür, kıymetlidir ve değerlidir. 21'de sevfe ifadesi geçmişti. Bu gelecek manasına, bu sin gibi aynen geleceği bildirmiş oluyor. Gelecekte gerçekleşmeyi ifade eden bir tensif harfidir, edatıdır. Tensif, genişletmek manasındadır. Sin de öyledir, sevfe de öyledir. Bunlar geleceği istikbali ifade etmiş olmaktadır. Evet, Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara temelli kararacakları içlerinden ırmaklar akan cennetler, adın cennetlerinde hoş meskenler vaat etmiştir. Allah'ın hoşunda olması en büyük şeydir. İşte büyük kurtuluş budur. Tevbe 72. Yine hadiste de zikredilmiş olmaktadır. Ve o iyilik yapanların karşılıklarını ki cennet olarak göreceği ifade edilmekte. Evet, Allah o kuldan. Razı olduğu için ahirette onu razı ve memnun edecek şeyi elbette ona verecektir. Hatta kulum razı mısın dediğinde ya Rabbi nasıl razı olmam? İstenilenin de beklenenin de hayalinin de ötesinde verilen şeye karşı cemali, rızası ve cenneti en büyük kazanç. Çünkü cennetin dört büyük nimeti vardır. Marifetullah, muhabbetullah, rü'yetullah ve ilim gibi hakikatlardır. Ve ayet-i kerimenin gramer tahliline bakacak olursak Bismillahirrahmanirrahim birinci ayette İza tam bir zarf olmuş olup, kasem olduğu zaman mutlaka başında uksimu takdir edilir. Onun içindir ki burada da mukadder uksimu'ya taalluk etmiş olmaktadır. İza zarfiyeti. 3. Taka ifadesi bu birinci aleme, ahada vaki olmuştur. Orada meydana gelmiştir. Ki bu da mevsuldür, nahara mahturdur. 4. Kasemin cevabıdır. 5. Fa atifedir ama şart edatı ve tafsildir beyan ediyor.
Men ism mevsul ve müptedadır. Haber ise fenüyesiru ifadesidir. Buradaki fa ise irtibat amaçlıdır, bağlantı amaçlı. Cümle ise inne sahiyyukun neşedda cümlesine matuftur. 7. Fa irtibat içindir. 8. Cümle şart cümlesi olmuş olup daha önceki şart cümlesine matuf olmaktadır. Men ise yukarıdaki gibi isim mevsul ve müptedadır. 10. Fenüyesiru cümlesi menin haberidir. Mevsule olan menden haberdir. Yine 11. Ve ma yuhni ifadesi senüyesiru cümlesine matuftur. İza zarfiye ve şartiye olmuş olup mukadder cevabına müteallektir, bağlantılıdır. Cevabı ise mahsuf olmuş olup kendisinden öncekine delalet etmektedir ki takdiri şöyle. Ma yuhni anhu maluhu takdirindedir. 12. Lam tehkid içindir. 14. Fe enzertüküm ifadesi inne aleyna lelhüda cümlesine matuftur. Narin ifadesi ikinci mef'uldür. Telezza ifadesi narın sıfatıdır. 15. La yaslaha ifadesi narenin ikinci sıfatıdır. 16. Eşka'nın mevsul ve eşka yani sıla varsa mevsul vardır. Muzaf varsa muzafun ileyh vardır. Mübdeda varsa haber vardır. Kale varsa mekul vardır. Birbirlerini teyit etmiş. Sıla varsa mevsul vardır. Burada ellezi sıla cümlesi olduğu içindir ki eşka'nın sıfatına mevsuldür, bağlantılıdır. 17. Ve seyyücennebuha ifadesi la yaslaha cümlesine matuftur. Onunla bağlantılı. Yetezekya ifadesi yu'ti failinden haldir. 19. Ve ma li'ahadin indahu min nimetin ifadesi yetezekya failinden haliyedir. Li'ahadin ifadesi ise bu da nimetin mübdedasının haberine müteallektir. Min zaittir. İndahu zarf-ı mekan olmuş olup nimetinden hal olmak üzere ona müteallektir. Tezzi ifadesi nimetin sıfatıdır. İlla 20'de illa hasır edatıdır. İptiga ifadesi ise mef'ulun li'ecrihtir. Sebebiyet bildiriyor. 21'de ve lesevfe yerda ifadesi mukadder kasemin cevabıdır. Aynı zamanda cümle olarak da genelde mukadder kasem ve istinafiye cümlesi yani iptidaiye ve mukadder bir suale cevap istinafiye cümlesi olmuş olmaktadır. Bu arada kıssadan da bir hissemiz var. Dua ile o kapatalım. İlahi hamdini sözüme sertaç ettim. Zikrini kalbime miraç ettim. Kitabını kendime minhac ettim. Ben yoktum, var ettim. Varlığımdan haberdar ettin. Aşkınla gönlümü bir karar ettin. İnayetine sığındım, kapına geldim. Hidayetine sığındım, lütfuna geldim. Kulluk edemedim, affına geldim. Şaşırtma beni, doğruyu söyle. Neşeni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan ben duyamam. Sen söyletmezsen ben söyleyemem. Sen sevdirmezsen ben sevdiremem. Sevdir bize hep sevdiklerini. Yerdir bize hep yerdirdiklerini. Yar et bize erdirdiklerini. Sevdin Habibini, kainata sevdirdin. Sevdin de hılgat-ı risaleti giydirdin. Makam-ı İbrahim'den makam-ı Mahmud'a erdirdin. Serveri asfiye kıldın. Hatemi enbiya kıldın. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kıldın. Salatu selam, tahiyyat-ı kiram, her türlü ihtiram ona, onun alu, ashabu, etbağına ya Rab. Allahu alemi bis sevap. En doğruyu bilen Allah'tır. Azim olan Allah doğruyu söylemiştir. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.